Herkese merhaba. Bugün 60 günde 60 YouTube projesi kapsamında Yaren Özdemir'le birlikte timing prosedürüyle ilgili sohbet edeceğiz. Yaren hoş geldin. Öncelikle kendinden bahsedebilir misin? Hoş buldum. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Ben Yaren Özdemir ve 9. sınıfın başından itibaren MEN yapmaya başladım ve bugüne kadar da genel sekreterlikten delegeliğe kadar bir sürü pozisyonda bulundum. Bu sene 11. sınıfa geçiyorum ve MEN kariyerime de büyük bir hızla devam ediyorum. O zaman yavaş yavaş konumuza geçebiliriz. İlk olarak her prosedürün de bir ortaya çıkış noktası olduğu gibi timing prosedüründe de var tabii ki. Timing prosedürü nasıl doğmuştur, nasıl ortaya çıkmıştır? Aslında Timon dediğimiz şey bir dernek olarak faaliyet göstermektedir ve bu dernek Hollanda'da Hoog dediğimiz bir şehirde 1987'de ortaya çıkmıştır ve bu 1987'deki ortaya çıkışından itibaren dünyada her sene farklı ülkelerden binlerce insanın dikkatini çeken toplam 4 adet konferans düzenlenmiştir. Bu konferansın finanse edilmesini de Timon Foundation sağlamıştır. Bu konferanslarda orijinal olan The Timon, The Hoog International Model United Nations, The Timon Singapore Conference, The Timon Katar ve Minimum olmak üzere 4 adet konferansı düzenlemişlerdir. O zaman biraz prosedürden devam edecek olursak. Timon prosedürünün işleyişi nasıldır? Timon prosedürünün işleyişinde Opening Ceremony kavramında Harvard prosedürüyle kıyasla birbirinden bazı farklar vardır. Biraz önce bununla başlamak istiyorum. Timon prosedüründe Ambassador dediğimiz bir kavram vardır. Bu kavram GA komitelerinde belli ülkeleri temsil eden kişilerden her ülke için bir tane kişi seçilip Opening Ceremony'de temsil edecek şekilde bir konuşma yapması beklenmektedir. Bu konuşmada ülkenin politikasından ve çözmek istediği sorunlardan bahsedilir. Bu konuşmanın da 1,5-2 dakikadan uzun tutulmaması tercih edilmektedir. Opening ceremony bitiminde de formal session'lara geçildi diyelim. Roll call dediğimiz kimin komitede var olup olmadığını gösteren bir listeyi komite divanı alfabetik sırayla okumaktadır. Bu durumda delegelerin iki tane opsiyonu vardır. Present ya da present and voting diye belirtmek. Present olarak belirttiklerinde oylama prosedürlerinde in favor, against ve abstain olmak üzere 3 adet oy verme opsiyonları oluyor. Fakat present and voting denildiğinde ise ya in favor ya da against oyu verilebiliyor. Çünkü present and voting dediğimizde abstain kavramını tamamen ortadan kaldırmış oluyor delege kendi için. Roll call'dan sonra da opening speech dediğimiz bir konuşma komite divanı tarafından delegelerden bekleniyor. Bu konuşmanın da ambassador speech'ler gibi 1,5-2 dakikadan uzun olmaması, olabildiğince kısa tutulması bekleniyor. Bu konuşmada da agenda item'ın ne olduğunu, ülkenin bu agenda item'la ilgili bakış açısının ne olduğunu anlatılması delegelerden bekleniyor. Konuşmanın başında komite divanına ve delegelere hitap edilip konuşmanın sonunda da the floor is yielded denilmesi de kesinlikle gereklidir opening speech'lerde. Şimdi Timon prosedürü ve Harvard prosedürünü birbirinden ayıran başka bir kavrama geçersek bu lobbying kavramı oluyor. Bildiğiniz üzere Harvard prosedürlü konferanslarda resolution daha çok konferansın sonuna doğru yazılıyorken Timon komitelerinde ve konferanslarında resolution opening speech'lerden sonra konferansın ilk günü yazılmaya başlanıyor. Lobbying dediğimiz süreçte de delegeler aralarında bazı şeyleri tartışıp bir resolution dokümanını ortaya koymaya çalışıyorlar ve bu lobbying zamanında komite divanı belirliyor. Bittiğinde de aslında bu resolution hakkında debate'lere geçiliyor. Şimdi de komite dokümanlarından bahsedelim. Komite dokümanı dediğimiz şey resolution aslında. Resolution 3 tane parçadan oluşuyor. Bunun ilk kısmı heading dediğimiz kısım. Bu heading kısmında komitenin ne olduğu, agenda item'ın ne olduğu, main submitter ve co submitter'ların hangi ülkeler olduğu belirtiliyor. Ve heading kısmında şöyle bir şey ki main submitter'lar genelde bu resolution için en fazla efor sarf eden kişiler oluyor. Co submitter'lar ise bu resolution'ın üzerine konuşulması gerektiğini düşünen kişiler oluyor ve co-submitter'ların
Bu resolution'a in favor oy verme zorunluluğu da asla olmamış oluyor. Bu headinglerin hazırlanması sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Bunlar da co-submitter'ların İngiliz alfabetik sırasına göre yazılması formal anlamda sizi çok daha iyi bir pozisyona getirmektedir zaten. Heading kısmından sonra preambulatory clause'lara geçiyoruz. Preambulatory clause'larda daha çok bu agenda item'ın üstüne geçmişte yapılmış anlaşmalar olsun, harekete geçilmiş olaylar her neyse ve tam olarak sorun neyse preambulatory clause'larda da bunlardan bahsediliyor. Bu preambulatory clause'ların başında belli phrase'ler bulunuyor. Bu phrase'lerde hani acknowledging'dir, being aware'dir, deeply conscious'tır. Durumu anlatmanın formal bir versiyonu aslında. Bunların kullanılması resolution'ın formatının doğruluğu için kesinlikle gerekli ve zorunlu. Resolution'un son ve en önemli kısmı da operative clause dediğimiz kısmı. Operative clause'lar aslında resolution'un ana noktası olarak da adlandırılabilir. Operative clause'larda belirlen agenda item için belli çözüm önerileri sunuluyor ve bu çözüm önerileri sunulurken göz önünde bulundurulmalıdır ki Timon prosedüründe finans aslında büyük bir sıkıntı değildir. Çünkü bu finansal anlamda sınırsız bir fund vardır bu Birleşmiş Milletler tarafından size tanınan. Ve bunlara da dikkat edilerek diğer ülkeler içinde uyumlu olacak şekilde bir çözüm önerisi verme kısmı operative clause'larda yapılıyor. Resolution'ların yazımında aslında Timon prosedüründe sık sık gördüğümüz amendment diye bir kavram var. Amendment kavramı bir resolution tartışılırken eğer eklenmesi, çıkarılması veya değiştirilmesi gereken bir kısım varsa oldukça sıkı kullanılan bir kavram ve bir delege yapacağı amendment'ı komite divanına gönderiyor. Komite divanı bunu kabul ettiğini belirtiyorsa bunun hakkında kısa bir konuşmasını yapıp üstüne debate'in yapılması sonucunda bu amendment'e ekleniyor ya da eklenmiyor. Fakat amendment'ların da aslında iki tane çeşidi vardır. Bir tanesi friendly, bir tanesi unfriendly amendment'dir. Friendly amendment dediğimizde bu debate süreci aslında oldukça farklı bir boyuta varıyor. Friendly amendment olarak kabul etmek dediğimiz şey yazılan resolution'ın main submitter yapılan amendment'ı uygun görüyorsa ve bir karşı çıkma durumu yoksa friendly amendment olarak kabul ettiğini belirtip üzerine debate yapılmadan bu amendment resolution'a eklenmiş, çıkarılmış ya da değiştirilmiş oluyor. Amendment dediğimiz kavram da kısacası böyle. Şimdi Harvard prosedüründe bildiğiniz gibi motion'lar çok sıkı kullanılıyor. Fakat Timon'da da belirli motion'ların bilinmesi çok büyük bir önem taşıyor. İlkinden bahsedelim. Motion to suspend ve motion to adjourn the meeting. Bu motion'lar eğer bir session için verilen zaman süresi bitti, yani bir süre doldurulduysa delegelerden bir tanesi bu motion'u verdiğinde komite divanının kabulüyle o session'ın bitmesi için direkt kaldırması uygun oluyor. Peki motion to adjourn the meeting nedir? Konferansın en son formal session'ında bu closing seremoniye geçileceğini ve formal session'ların bir sona geldiğini belirtmek için delegelerden bir tanesi motion to adjourn the meeting'i kaldırıyor ve komite divanının da kabulüyle formal anlamda o konferansın o kısmı bitmiş olarak kabul ediliyor. Ve bir sonraki motion'ımız da motion to move to the previous question. Bu motion genelde bir resolution hakkında konuşulurken in favor speech'ler verildiğinde ve bu speech'lerin yeterli olduğu düşünüldüğünde delegeler tarafından kaldırılıyor ve bundan sonra komite divanı ve delegeler de buna karşı çıkmazsa in favor speech'lerden against speech'lere geçiş yapılıyor. Bunun dışında da motion to move on with the voting procedure dediğimiz bir motion var. Bu da herhangi bir open veya closed debate ilerlerken eğer delegelerden bir tanesi yapılan debate'in yeterli olduğuna inanıyor ve oylama prosedürüne geçilmesine karar kılıyorsa bu motion'u kaldırıyor ve bütün delegelerin kabulüyle de direkt bu oylama sürecine giriliyor. Bir de Timon prosedüründe open ve closed debate dediğimiz kavramlar var. Bu open ve closed debate'ler genelde bir resolution'u tamamen tartışmak için ya da komite bir güvenlik konseyi ise
clause'ları teker teker tartışmak için ortaya konulan bir hani moderated caucus'a benzer bir tartışma ortamı, bir münazara ortamı olarak da algılanabiliyor. Bunların moderated caucus'tan farkı da şöyledir ki yapılan debate'lerde delegelere kendilerini açtıkları sürece soru sorulabiliyor. Fakat bunu bazen zaman kısıtlamalarına bağlı olarak da kısıtlanabiliyor ya da direkt kabul edilmeyebiliyor. Ama open ve close debate'in mantığı yapılan konuşmaya soru sorulup cevap verilmesinden gidiyor aslında genel olarak bakıldığında. Motion'lardan sonra da bir de yield kavramımız var. Yield'lar toplam önemli olanlar iki tane. Yield to another delegate. Yield to another delegate dediğimizde konuşmamızı yaptıktan sonra başka bir delegenin, spesifik bir delegenin konuşmasını bekliyorsak yield to another delegate dediğimiz şeyi yapıyoruz ve o bahsettiğimiz delege bunu kabul ediyorsa o delege konuşmasını yapmaya devam ediyor. Ve en sık kullanılan öbürü de yield to the chair oluyor. Bu da konuşma bittiğinde ve diğer speech'lere devam edilmesini beklediğinde delege bu yield'ı set ederek direkt diğer konuşmalara devam etmesini sağlıyor. Motion'lardan sonra bir de points kavramımız var. Point'lerde toplam 4 tane. Bir tanesi point of order. Point of order dediğimizde eğer divan, komite divanı bir delegeye konuşma sözü veriyorsa fakat bunu yapamıyorsa, bir problem çıkıyorsa ya da sırasında bir sıkıntı çıkıyorsa delege bu point'i kaldırdığında komite divanının yapılması gerekeni yapıyor ve o sıkıntı tamamen gideriliyor. Bundan sonra point of information dediğimiz bir point'imiz var. Bu point of information'dan eğer herhangi bir delegenin başka bir delegeye ya da komite divanına sorusu varsa bu point'i kaldırması yeterli oluyor. Bir sonraki de point of personal privilege dediğimiz. Point of personal privilege durumunda eğer bir teknik sıkıntı çekiliyorsa, herhangi bir sıkıntı veya online bir konferansa ses gelmiyor veya bir durumdan dolayı komiteden ayrılması gerekiyorsa point of personal privilege kaldırılıyor ve komite divanı da yapılması gereken şekilde komitenin işleyişine devam ediyor. Bunun dışında point of parliamentary inquiry dediğimiz point var. Bu da delegelerin aklında prosedür hakkında bir sıkıntı veya soruları varsa bu point'i kaldırmaları sonucu komite divanı tarafından bu sorun çözülüyor ve komitenin işleyişine yine devam ediliyor. Bir de oylamadan bahsedelim. Delegelerin motion'ları ve resolution'lara oylama hakları vardır. Motion'ları yapılan oylama genelde second ve objection olmak üzere sesli yapılır ve komite divanı genel olarak bu motion hakkında delegelere soru sorar. Hani buna second mi veriyorsunuz, objection mı veriyorsunuz diye. Resolution'larda ve amendment'larda aynı zamanda da şöyle bir prosedür izlenir. Gerekli open veya close debate yapıldıktan sonra voting procedure'e geçildiğinde komite divanı sorar. İşte bu resolution'a in favor vermek isteyen delegeler plakartlarını kaldırsın. Online konferansa da bu raise hands kısmında ellerini kaldırsın şeklinde belirtir. Ya da against'leri seçer ve abstention'ları seçer. Ve eğer büyük bir kısım bu resolution veya amendment bakımından hani in favor'sa bu resolution veya amendment geçer ve geçerli bir şekilde hani komitenin de geçmesini sağlamış olur aslında baktığımızda. Benim anlatacaklarım bu kadar. O zaman kısaca prosedürün nasıl işlediğini özetleyebilir misin bize yani debate flow açısından? Tabii ki. Dediğim gibi roll call'la session başlar. Sonrasında opening speech, sonrasında lobbying'de resolution dokümanı hazırlanır. Bu dokümanın hazırlanması sonrası bu resolution'ın main submitter'ı floor'a çıkar ve konuşmasını yapar. Soruları kabul edip daha sonrasında komite divanının da tercihlerine bağlı olaraktan belirli miktarda speech'ler alınır. Tabii bu konuşmalar yapılırken delegeler genelde resolution'a amendment atarlar. Bazen aralarda da bu amendment'lar ortaya konulur ve bunların da üstüne tartışılır. Yine bunları da oylandıktan sonra resolution'un tamamen debate'inin bittiğinde resolution için oylama prosedürüne gidilir ve oylama çokluğuna varılırsa da o resolution geçerli, o komitenin resolution olarak da geçerli olmakta oluyor.
O zaman komitede delegelerin debate'i bittikten sonra, voting de bittikten sonra, meeting adjourn edildikten sonra diyelim daha kısa bir şekilde, closing ceremony'ye gidilir. Closing ceremony'de timing prosedürüne özgün bazı farklılıklar var mıdır? Elbette. Şöyle ki, timing prosedüründe aslında ödül verilmesi uygun görülmemektedir. Ve timing aslında böyle bir şey görülmediği için aslında ödül zaten çok uygun değildir. Ama Türkiye'de bazı konferanslarda görüyoruz ki hani ödüller veriliyor. Ama aslında orijinalinde, o konferansın kendisinde bir ödül prosedürü uygulanmamaktadır. Peki prosedürün hybrid prosedürüyle kıyasla farklılıkları nelerdir? Dediğim gibi timing prosedürü yazılan komite dokümanına odaklanıp onun üstüne konuşulması ve debate yapılmasına odaklanıyorken, hybrid prosedüründe daha çok agenda item'ı belli bölümlere bölüp bunların üstüne tartışılıp çok fazla birbiriyle hani soru sormaktansa daha çok ülkeler kendi bakış açılarını belirterek devam ederler ve resolution için harcanan zaman timing prosedürüne göre çok daha azdır. Aralarındaki zaten en majör farklılık da bu olarak söylenebilir. O zaman son sorumuza geçebiliriz. Biliyorsun Timing Foundation tarafından timing prosedürünü takip eden bazı konferanslara affiliation veriliyor. Peki bu affiliation tam olarak nedir, neler sağlar? Türkiye'de affiliated konferanslar hangileridir? Dediğim gibi bazı konferanslar Timon'a bağlı olarak sayılmaktadır. Ve hani genelde işleyişleri Timon'un işleyişiyle birbirine çok fazla benzemektedir. Ve Türkiye'de bu konferanslara baktığımızda ENCA International Model United Nations, ENIMUN, TIMUN dediğimiz Turkish International Model United Nations, MUNDP, UNESCO, RCI MUN ve Hisar School Junior MUN dediğimiz konferanslar Türkiye'de Timon'dan affiliation almış konferanslardır. O zaman benim sorularım bu kadardı. Davetimi kabul edip bugün bize bu kadar yararlı bilgiler verdiğin için çok teşekkür ederiz. Umarım izleyicilerimiz için de aynı şekilde çok yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim tekrar.